Gündem dışı ikinci söz, büyük madenci yürüyüşü hakkında söz isteyen Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'a aittir. Buyurun Sayın Ulupınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, büyük madenci yürüyüşünün 25. yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Büyük madenci yürüyüşü ülkemiz işçi ve emekçileriyle birlikte tüm demokrasi güçlerine ışık tutmuştur. Zonguldak'ta çalışan maden işçileri 1990 yılında başlattıkları grevin ardından işverenin isteklerini kabul etmemesi nedeniyle 4-8 Ocak 1991 tarihleri arasında Büyük Ankara yürüyüşünü başlatmışlardır. 1848 yılında üzerinde kömür üretimi başlanan Zonguldak Maden Havzası, maden işçilerinin iş ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için birçok mücadeleye ev sahipliği yapmıştır. Yıllar öncesinde, bugün hepimiz hatırlarsınız, Zonguldaklı maden işçi kardeşlerimiz toplu iş sözleşmelerinde hak ettikleri ücreti alamadıkları için aileleriyle birlikte Ankara'ya yürümeye başlamışlardı. Maden işçilerimiz sadece madenden kömür çıkarmıyor, ülkemizin stratejik önemine sahip maden ocaklarının yaşatılması için tüm bedenlerini taşın altına koydukları gibi milli değerlerimiz olan madenlerimize de sahip çıkıyorlar. Onlar sadece ekmek parasının peşinde Ankara'ya yürümeye başlamamışlardı. Madenlerimiz üzerinde oynanan oyunları bozmak ve ülkemizin milli stratejik değerlerinin ilelebet yaşatılmasına vesile olmak için yürümüşlerdi. Günümüzde yaşanan enerji savaşları o günlerde madenci kardeşlerimizin nedenli haklı mücadele verdiklerinin kanıtı olmuştur. Bugün geldiğimiz nokta, ülkemizin milli ve stratejik değerleri olan madenlerimizin yaşatılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu değerlerimizin yaşatılması için karlılık ve zararlık durumlarının her zaman sonraki aşamada değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. En riskli meslek grubunda yoğun stres altında çalışan madencilerimize yıllarca işsiz kalma korkusu yaşatılmıştır. Madenlerimiz bugün zarar edebildiği gibi yarın kar edebilecek noktaya gelecektir. Enerji ihtiyacımızın yerli kaynaklarından sağlanması adına ne pahasına olursa olsun maden ocaklarımız sürekli aktif olarak çalıştırılmalıdır. Aynı askerimiz, polisimiz, doktorlarımız gibi maden işçilerimiz de ülkemiz için stratejik öneme sahip cefakar bir meslek grubunun temsilcileridir. Ülkemizin milli menfaatleri uğruna madenlerimizden katma değer sağlamak için tüm bedenini taşın altına koyan bu değerli mesleğe mensup kardeşlerimiz, abilerimiz ilelebet ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerdir. 2004 yılında hükümetimiz tarafından Türkiye Taş Gömürü Kurumu'nda başlatılan yatırımlar sürmektedir. Bugüne kadar gelen süreçte bu vefakar ve şile işçi kesimi için gerekenin yapılması, madencilerin ve madenciliğin hak ettiği değeri kazanması için AK Parti hükümetlerimiz madencilik politikalarını uluslararası standartlarda dünyaya açık, ulusal kalkınmayı tetikleyecek bir şekilde planlamışlardır. TTK bugün taş kömür üretimini en kısa sürede artırabilecek duruma gelmiştir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde madencilik mesleğinin mesleki riskleri minimize edilerek çalışma saatleri haftada 37,5 saat olarak düzenlenmiştir. Hafta sonu tatili ve 2 asgari ücret maaş ödenmesi yasalaşmıştır. Stratejik öneme sahip madenlerimize kar veya zarar eden ticari bir müessese olarak bakılmaması gerektiğini hükümetimiz ve Enerji Bakanlığımız çok iyi bilmektedir. Madenlerimiz kar ya da zarar etsin, ülkemiz için stratejik öneme sahip milli değerlerimizdir. Bu milli değerlerimiz uğruna Zonguldak halkı 5000 üzerinde maden işçisini şehit vermiştir. Hükümetimiz tarafından yakın zamanda kabul edilen 90 maddelik iş güvenliği paketiyle maden işçilerimizin iş güvenliği ve çalışma standartları en üst seviyelere çıkarılmıştır. Çalışma standartlarının en üst düzeye çıkarılması ile ortaya çıkan ilave maliyetlerin bir kısmı devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Tamamının karşılanması için hükümetimiz tarafından çalışmalarımız devam etmekte olup özel maden işçilerimizin mağdur olmaması için gereken yapılacaktır. Madenci kardeşlerimiz bu konuda her zaman müsterih olmalıdırlar. Madenlerimizde üretimi ve karlılık düzeyini artırmak adına kömür işletmelerimize maden işçisi alınması için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, Zonguldak ilimizde her evde madende çalışan bir eş veya oğul vardır. Eşini ve oğlunu madene uğurlayan Zonguldak kadını umutla sağ salim dönüş yolu bekler. Bugüne kadar madenlerde hayatını kaybetmiş bütün maden şehitlerine Allah'tan rahmet dilerken, madenlerde canı pahasına alın teri döken tüm madenci kardeşlerimize Yüce Yaradan'ın kolaylıklar vermesini diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Ulupınar.